Bir başkası da sorabilir ki bu kitap kendisi sözel ifadelerden ibaret. Başından sonuna kadar sözel ifade. Cenab-ı Hak zaten kavl diyor. Kelam diyor. Bir risalati ve kelami. Madem ki kitap her şey için tas tamam, ayette öyle söylüyor ya, ben bunun somut örneklerini nasıl bulabileceğim? Nasıl o zaman kitap tas tamam olacak? Ama kitabın kendisi yönlendirirse, tıpkı diğerlerinde yaptığı gibi bir fasıl ile işte elçi uygulamaları akredite ve takibimiz altında ona itaat edin diye, bakın yine kitap eksiksiz oluyor. Yine tas tamam oluyor. Yine her şeyi içine alan oluyor. Efendim göklerde bir sürü başka yerde bilmem derinlerde şöyle ayet var. Bunu da içine almış. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki göklere bakın ne var? Nice ayetler. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmeyenler için bunca ayet ne işe yarar ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yönlendirip oradaki ayete bakmayı, ayetlere bakmayı kayıt altına alıp, emir altına aldıktan sonra kapsamının içine almış demektir. Kitabın böyle bir yönüyle her şey için, her şeye bir tafsil ve her şey için bir tibyan olabiliyor. Yoksa kitabın kendi içinde gidip ararsam bunu, onun dışarıdan işaret ettiği, bak dediği yerlere bakmayacağım diye kendini kayıtlarsan, artık kitapla karşı karşıya değilsin, ucube bir şeyle karşı karşıyasın, eksik bir şeyle karşı karşıyasın. Ben aya bakmam, güneşe bakmam, peygambere bakmam, öncekilerin bıraktığı kalıntılara bakmam. Yani hepsi kitaptan harici olan ama kitabın içeriden onlara yönlendirdiği şeyler. Yine kitabın haricinde olan ama kitabın yönlendirdiği insanın akletme potansiyeli. Yok ben akletmem de, ben akla da başvurmam, akletmem. Ben kitabın haricinde hiçbir şeye kapalıyım derse bu kişi kitaba da kapanmış demektir. Çünkü kitap harici unsurları içine alacak ve yönlendirecek şekilde kurgulanmış. Böylece her şeyi muhtevi, tas tamam ve eksiksiz bir formata sahip. Kendisinin formatı böyle. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ